Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Önce bu videoda size saçlar nasıl yanar, neden yanar, yandığında ne olur bir ufak bundan bahsedeceğim. Sonrasında hangi ürünü kullandığımı, kullanma sürecimi ve nasıl kullandığımı anlatacağım. Ve kullanırken de birkaç video çekmiştim. Onları buna ekleyip şöyle bir görsel size yanan saçı düzeltme şöleni. Yanan saçı düzeltme şöleni. Anladınız. Saçlar neden yanar? Saç pigmentimizi çok daha açık bir renge dönüştürmeye çalışmış olabiliriz. Örneğin oryal kullanmış olabiliriz. Açıcıyla saç rengi açma işlemi yapmış olabiliriz. Veya sadece boyayla saç rengimizi açmış olabiliriz. Bunlardan herhangi bir tanesi saçınızı yakmanız için bir sebep. Ama yanma deyince aklınıza tabii ki çok inanılmaz büyük yangınlar, itfaiye gerektirecek bir saç kopması ya da belediyeyi çağırmanız gereken paramparça olmuşluklar gelmesin tabii ki. Yanmanın da dereceleri var. Örneğin saçlarınız oryal ile açıldığı noktadan, atıyorum buradan açıldı ve buradan kopmaya başlıyorsa burası yanmış demektir diye bir algı var bizim akıllarımızda. Ama tabii ki bu tamamen kopacak hale geleceği kadar yanmış saçlar için geçerli. Yani şu anda siz saçınızı oryal ile açtınız ve o böyle parça parça, kırık kırık, uçları böyle beyaz beyaz, artık paramparça olmuş, kırılmış her yeri, saçların kimi teli uzun, kimi teli kısa hale gelmiş durumlarda saçın yandığını düşünmeyiz biz. Oysa ki bu da bir yanılgı. Tabii ki saçlar yanmış oluyor. Kırılıyorsa, inceliyorsa, kopuyorsa muhtemelen yanmıştır. Tabii ki sadece kullandığımız boyalarla veya işte açıcılarla saçlar yanmıyor. Düzleştirici, maşa gibi ısı işlemleriyle de saç çok kolay yanabiliyor. Hatta daha yüksek oranda yanabiliyor. Yanarak yine kopabiliyor ya da uçları yanabiliyor sadece. Sizlerin de arada ve bana yazdığı yorumlarda olduğu gibi işte ne kadar çok saçlarını boyuyorsun, nasıl hala saçların bu kadar iyi durumda filan. O kadar da iyi durumda değildi saçlarım artık. Özellikle şuraya bir yere koyduğum görselde göreceğiniz gibi saçlarımın uçlarının her biri artık 2 tel değil 3 tel ayrılmaya başlamıştı. Ve uçları yani şöyle incecik bir kıl haline gelmişti. Her yerinde beyaz beyaz saç tellerinin uçlarında böyle topurcuk, poturcuk, noktacık. Öyle bir saçmalıklar olmaya başlamıştı ve ben saçlarım zaten çok ince ve çok cansız olduğu için biliyorsunuz izliyorsanız bu durumu kafaya takmaya başlamıştım. Bu süreçte değişik ürünler denemeye çalışıyordum ve saçlarımı kestirmek de istemiyordum açıkçası. Şu aralar tuzsuz ürünlere merak saldım. İçerisinde tuz bulunmayan bir şampuan kullanıyorum. Belki onu da ilerleyen günlerde faydasını gördükçe size anlatmaya başlarım. Instagram'dan önerebilirim. Eğer beni takip etmiyorsanız şimdi Instagram'dan takip edin. Bu arada bir marka bana mailinde size bir ürün göndermek istiyoruz, dener misiniz diye bir mesaj mail atmış. Tabii ki dedim deneyebilirim ama benden bunu paylaşmamı istiyorsanız eğer ürünü denedikten ve sonuçlarını aldıktan sonra paylaşmak isterim. Ya beni anlıyorsunuz şu an. Tecrübesizim. Daha yeni yeni abone oluşturuyorum. Hani çok kötü bir ürünü ya da işe yaramaz bir şeyi paylaşıp sizlere satın aldırıp hiçbir işe yaramamasını görmek, izlemek istemedim. Ön koşul olarak bunu söyledim. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim ve bunu ben şu an tam emin değilim ama kargonun geldiği ve ilk videoyu çektiğim tarihleri birazdan izleyeceksiniz. Bana marka ürünü gönderdi ve ben kullanmaya başladım. İlk aşamasına bugün başlıyorum. Önce bunu kullanacağım. Şimdi saçımızı iki kez yıkadık. İki kez şampuanladık ve bir havluyla o ıslaklığını aldık. Şu an nemli. Taramıyorum şu an ve saç kremi kullanmadım. Sadece şampuanla iki kez saçlarımı İyice yıkayıp duruladım. Sadece bu yağı kullanacağım ve bu yağı en az 6 saat saçımda durması gerekiyormuş. Açıyorum. Kokusuna bakayım. Çok güzel. Ay nasıl yapsam acaba? Aa, kırmızı bir şey bu. Görünüyor mu? Ay damlattım. Neyse buralara saç boyası damlatmıştım zaten. Diplere uygulamayacağım ama hepsinin uçlarını iyice yedireceğim. Hatta bu şişeyi saçıma bitireceğim diye biliyorum. Ben bunu yağ zannediyordum. Bu da çok yağ gibi bir şey değilmiş aslında ya. Çok değişik bir şey. Bu tarz bir uygulamayı ilk kez yapıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle yedireyim biraz. Ah korkuyorum. Ve bakın koparak dökülmelerin düzeyini şimdi size gösteriyorum. Bak. Görünüyor mu? Şunlar görünüyor mu? Şu siyah da. Her yerim saç oluyor. Bütün bir şişe uzun saçlılar için tamamen sürülmesi gerekiyormuş. Yani bunu bitirmem gerekiyormuş. Aynı zamanda bu saçlar dışında kirpiklere ve kaşlara da iyi geliyormuş. Yani bir serum gibi. Sonucu videonun sonunda birlikte göreceğiz. Şu an sonuç için hiçbir şey söyleyemem. Ya umarım taradıktan sonra kullanmayacakımdır ya. Çünkü ben taramadım. Şurama değdi. Damlamış bayağı büyük bir şekilde ve kaşındırıyor. Her şeyi söyleyeceğim. Bitirdim. Bitti.
Normalde saçlarıma sürdüğüm bu keratin suyunun bir arada kalabilmesi ve kendini koruyabilmesi için saçlarıma örmeyi düşünürdüm. Ama kendi kendine kuruması gerektiğini bildiğim için hiçbir şey yapmayacağım. Ve eğer vaktiniz yoksa, örneğin bunu sürdünüz ama işe gitmek durumundasınız ya da okula veya başka bir yere çıkmak zorundasınız evden, bunu bu şekilde bekleyemiyorsunuz. O zaman şöyle yapmanız gerekiyormuş. Orta ısıda, saç kurutma makinesinin orta ısısı vardı biliyorsunuz, ne sıcak ne soğuk. Öyle bir orta ısıda saçınızı kurutup durulayabiliyormuşsunuz. Ama ben kesin sonuç alabilmek için kesinlikle en az bir 6 saat saçta bu suyun durması gerektiğini düşünüyorum. Ve o yüzden tutacağım. Hatta 6 saatte değil, ben yaklaşık bir 24 saat tutacağım. Sonrasında diğer ürünleri kullanmaya geçeceğim. Diğer ürünlerden ufacık ufacık bahsetmem gerekirse, birisi hair mask, saç maskesi. Organik bu arada bu ürünler. Organik sertifikalar aldığı yazıyor üzerinde. Hemen saç maskesini açacağım çünkü çok merak ettim. Aa, çok değişik. Bak. Yesim geldi. Bunu duşta kullanacağım. Saçıma bir süreceğim. 15 dakika boyunca saçımı da bekleteceğim ve sonrasında durulayacağım. Sonrasında bu conditioner var. Saçınızı yıkadıktan sonra hafif nemli saçınızı dipler hariç uygulayın, durulamadan bitirin. Bu bildiğiniz saç kremi. Dayanamıyorum. Yapış yapışım. Çıkacağım şimdi, güneşte kurutacağım saçlarımı. Kurunca ne olacak acaba? Kurunca da çekeceğim. Tıkır tıkır, çıtır çıtır. Bu kurumuş hali bakın. Taş. Sadece bu ürünün sonuçlarını alabilmem için boya bile yapmadım. Görüyorsunuz bak, şu an uçlarını görüyor musunuz ya? Şu an şu ucu göstermek istiyorum ve ben bu saçları kesinlikle kestirmedim. En ufak bir makas değmedi. Saçlarımın yanık olan yerleri tamamen kayboldu. Daha ilk kullanımda bunu fark ettim ama sürekli olarak kullanmaya devam ettiğim müddetçe iyi olduğunu hissediyordum. Araya bir çok uzun bir süreç girdi. Şöyle ki, biz taşındık, gördüğünüz gibi yeni evdeyiz. Barbaros'un, yani eşimin annesi, trafik kazası geçirdi. İzmir'e gitmek zorunda kaldık uzunca bir süre. Bu süreçlerde ben bakımı ciddi anlamda aksattım. Yani hiç bakım yapamadım. Devam edemedim şişelere. Hemen markaya geri dönüş yaptım ve hani böyle ben devam edemiyorum bunlara. Ne olacak saçlarım? Bitiremeyeceğim çünkü gönderdiğiniz kutuyu diye. Hiç önemli değil. Devam edip bitirmeye çalışın dediler. Şu anda gerçekten bitirmiş durumdayım ve artık saçlarımı boyayabilirim. İstediğim gibi kestirebilirim. Bu özgürlüğe kavuştum. Hani yıpranmış, kırık ve paramparça saçlarım yok. Ya kesinlikle ben böyle bir şey görmedim. Hiçbir bakım yağı, hiçbir bakım kürü, maskesi, şampuanı, hiçbir şey bu kadar işe yaramamıştı. Yani gerçekten uzun uzun bir video çekme kararı aldım. Şu anda bunu gerçekleştiriyorum. Videonun sonuçlarını sizinle paylaşıyorum. Kesinlikle garanti ederek, severek, kullanarak ve sonuç alarak paylaştığım bir video olacağı için de çok mutluyum. Eminim sizler de bunu hak ediyorsunuz. Çünkü şöyle, markanın fiyatları evet çok inanılmaz pahalı değil ama ucuz da değil. Yani bir öğrencinin alabileceği, hop çıkartıp verip hadi keratin bakım yapıyorum saçlarıma diyebileceği bir ücret değil. Evet, kuaföre gidip bir takım işlemler yaptırdıktan sonra hadi keratin detoks, keratin bakımı yaptıralım dediğimizde çok gözümüze büyük gelmeyen bir meblağ olabilir ve bunu hepimiz ödüyor, yapıyor olabiliriz. Beni biliyorsunuz, hem kuaförde oturmaktan çok sıkılan ve rahatsız olan biriyim, hem de kuaförlerde sadece bir kere mahsus yapılan bir keratin yüklemesini siz bu şekilde günlere yayarak, hatta haftalara, 3 günde bir kullanıyorsunuz çünkü bunu. 3 günde bir kullana yaklaşık neredeyse artık kaç şişe aldıysanız o kadar zamana yayarak kullandığınız için gerçekten sonuçlarını almış olacaksınız ve bu gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Bir keratin bakımı parasına yaklaşık neredeyse kaç şişe aldıysanız, en az 4 desem 4 kere keratin bakım yapmış oluyorsunuz. Hatta belki de daha ucuzuna, kuaföre göre ücretler değişir. Keratin bakım dendiğinde akla ilk gelen şey düzleştirme, işte hani Brezilya fönü gibi bir şey olabilir ama bu tamamen saçın yıpranmışlığını ve yanmışlığını alan bir set. Şimdi şöyle ki, benim bu ürünü ilk gördüğümde özellikle markadan içeriğini istememin sebebi şuydu: artık tuz, paraben ve silikon olan herhangi bir saç ürününü kullanmıyorum. Saçlarımın harika ötesi mükemmel sağlıklı olduğunu nasıl ispatlayabilirim bilmiyorum. Hayvan gibi boyası akmış durumda, hiç kestirmedim ve paramparça olması gereken bir durumda, fakat değil. Ben markanın web sitesinden seçtim ürünü, yanmış ve yıpranmış saçlar için olanı seçtim. Aşağıya onun linkini bırakacağım ama çok başka setler de var. Diğerlerini denemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama
Sadece keratin suyunu bile önerebilirim. Sadece bunu alıp bunu bile deneyebilirsiniz kesinlikle. Hani illa süte veya maskeye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Eğer ihtiyacınız varsa satın alabilirsiniz ama sadece keratin suyunu bile önerebilirim. Öyle söyleyeyim yani. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ürünün linkini aşağıda bulabileceksiniz. Bana yorumlardan sormak istediğiniz başka sorular varsa her zaman buradayım. Instagram'dan da yine saç boyamayla ilgili olsun, saç bakımı olsun, dizi öneri, film öneri, canınız ne isterse hepsini sorabilirsiniz. Mesajlarda DM'lerin hepsini okuyorum, hepsine bakıyorum. Zaten kaç takipçim var ki. Çok kolay oluyor benim için. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Sağlıklı saçlarla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Belki bir sonraki videoda ombre yaparım. Hazır saçlar toparladı. Artık bir ombreyi kaldırır. Hoşçakalın.